Berke. Geldiğine şaşırmadım. Merhaba. Merhaba. Röportajın fotoğraflarını sormuş, bir bakayım dedim. Bir çayını da içerim. Ha, onun için. Anladım. Tamam. Gel gel Berkeciğim, gel. Esleğin cilveleri. Ha? Yok, sana demedim Berkeciğim. Cem'le geçen gün bir şey konuşmuştuk da. Hay Allah. Hoş geldin Berke. Merhaba. Dün telefonda dediğim gibi küçük bir şey konuşmak istiyorum. Ha, biliyorum biliyorum, evet. Tahmin ettim. Ay. Tamam tamam. Ben çıkıyorum zaten. Hayır hayır. Cem dur, şeyi söyleyeceğim sana ya. Heh. O bu bizim hani o konuştuğumuz röportajın şeylerini, fotoğraflarını bence şey yapalım. O oradan konuşacağımızı tahmin ediyorsun herhalde. Şeyini. Yo. Ya işte kaç gündür konuşuyoruz yani mesleğin cilveleri falan. Böyle mesleklerle uğraşınca hani güzel işte genç, bekar bir takım insanlarla çok haşır neşir oluyorsun ve ister istemez bazı ilgiler oluyor. Hani. Ha, o konuyu diyorsun. Ha, yani. Ha, onun için sen gitme şimdi, tamam mı? Burada kal. Çünkü anladığım kadarıyla biraz sonra bir ilanı aşk yaşayacağız burada. Onu daha kolay hani hallederim, def ederim. Yalnız kalırsam çünkü çok uzayacak gibi hissediyorum. Tamam, tamam. O zaman ben burada durayım. Sağ ol. Tamam. O zaman işte onu hani CD ile yollayacaklardı o fotoğrafları. Onu ben şimdiden söylemek istedim sana. Onu hani beklersen iyi olur. Tamam, tamam. Ben o zaman şey yapayım. Evet. Bak ben kolay kolay kimseye kafayı takmam. Ama birisinden hoşlandığım zaman da peşinden gidiyorum. Anladım, anladım. Evet, evet. Yani sizin ofise tesadüfen devamlı gelmiyorum. Yok, ben zaten her şeyin farkındayım da. Yani seni utandırmak istemedim, onun için bir şey demedim. Hı. İşte böyle şeyler bizim gibi insanların başına sürekli geliyor. İyi, o zaman hemen duygularımı açıklayayım. Yani karşılığı olursa ne âlâ, yoksa da... Şimdi bir dakika Berke'cim. Tabii ki çok hoş bir insansın. Ben bunu yadsımıyorum. Benim de yani bir kadında aranacak bütün özelliklere sahip olduğum tamam, kesin. Ama her şeyden önce ben sözlüyüm. Pardon da ben yanlış anlaşıldım galiba. Yani biriyle ilgileniyorum ama senle değil. Kimle? Melek'le. Pardon? Pardon? Siz bizi mi dinliyorsunuz? İyi ki de dinliyormuşum arkadaşım. Ha, niyetinin iyi olduğunu anlıyorum tamam ama Melek benim sevgilim ya. Ne? Ya çok pardon ya, özür dilerim. Yani sevgilisi olduğunu bilmiyordum. Hani ben sizi arkadaş zannediyordum. Tamam tamam. Ya çok affedersin. Eyvallah, tamam. Neyse o zaman. Ya bir dakika ya. Bir dakika, niye demek ki şimdi bu? Ne demek neyse o zaman pıt 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 gitmeler arkanı dönüp filan. Ne bu ya? Ya ayıp değil mi ya? Utanmıyor musun sen? Sevgilisi olan kıza burada asılıyorsun. Ahlaksız, ırz düşmanı alçak. Yani de bu tepki niye? Ya konuşma ya. Konuşma ya. Lafımın üstüne laf söyleme. Hiç vallahi sen hiç adam değilmişsin Berke. Vallahi manken olmuşsun ama adam olamamışsın. Çok farklı şeyler bunlar. Hadi git, git defol git ya. Duruyorsun orada. Sinirimi tepeme çıkardın. Git bir daha da bu semte uğrama. Ne bakıyorsun? Hiç. Anadolu'dan kop gel düz git Ankara'yı geç sana. Bursa'nın biraz yukarısı. Altın izadeden sonra köprünün hemen aşağısı Avrupa yakası.